Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size Apple Watch Series 4 kutu açılımı yapacağım. Bugün elimde bir değil, iki adet Apple Watch kutusu var. Çünkü bir tanesini size hediye etmek istiyorum. Eğer 3 ay içinde 5000 takipçiye ulaşırsam bu Apple Watch sizin olacak. Bunun için yapmanız gereken abone olup yorumlara düşüncelerinizi belirtmeniz. Daha önceki diğer 4 versiyon Apple Watch sadece 38 mm ve 42 mm olarak satışa sunulmuştu. Bu sefer 40 ve 44 mm olarak iki yeni boy olarak satışa çıktı. Evet, bu sene Apple Watch da kutu değişikliğine gitmiş. Kutuyu açtığımızda kutu içinde kutu görüyoruz. İlk kez Apple Watch'un kendisi kayıştan bağımsız olarak geliyor. Önceki yıllarda saate takılı olarak geliyordu. Apple saat ile kayışı ayrı kutulara koyarak daha kolay kutulama işlemi gerçekleştiriyor. Ayrıca bu sene eğer kayışınızı beğenmezseniz saatten bağımsız olarak kayışı değiştirebiliyorsunuz. Bu sene yapılan en büyük değişiklik tabii ki kutu değil. Ekran boyu %30'dan daha fazla büyüdü. Bu da yeni 40 mm'yi eski 42 mm'nin ekranından daha büyük bir ekrana sahip yaptı. Kutuyu açtığımızda karşımıza en solda Apple Watch'un kendisi özel bir kılıfın içinde görüyoruz. Ona geçmeden sağ tarafta her zaman olduğu gibi genel kitapçıklar bulunuyor ve şarj adaptörü ve kablosu çıkıyor. Tasarımın değişmesine rağmen şarj kablosuna ve saat kayışlarında bir değişikliğe gidilmedi. Eski kayışlarınız bu seriyle yine uyumlu olacaktır. Bu sene yine Space Gray rengini tercih ettim. Ancak bu sene Apple gri renkli kayışı maalesef kaldırdı. Siyah Sport Band kayış rengi hoşuma gitmediği için kumaş olan halka kayışı tercih ettim. Bu kayışın takılması diğer kayışlardan daha farklı oluyor. Burada da nasıl takılması gerektiğini göstermişler. Kılıfından nazikçe çıkartıp kayışı takıyorum. Daha önce kimsenin bahsettiğini duymadığım diğer bir değişiklik ise yan düğme. Series 4'ten önceki serilerde düğme çok dışarıda bulunup zaman zaman istemsiz elinizin çarpmasına ve basılmasına sebep oluyordu. Bu seride düğmeyi içeri taşımışlar ve saatin kasasıyla aynı hizaya getirmişler. Bu sene saatin sensör bölgesi tamamen yeniden tasarlandı. Seramik ve alüminyum kullanılarak daha hoş bir hava katıldığını düşünüyorum. Değişikliğe gitmelerindeki ana sebep ise yeni bir kalp sensörü. Halk adıyla bilinen EKG. Hastanelerde sıra beklediğimiz teknolojiyi artık kolumuzda taşıyacağız. Ancak maalesef Amerika dışında hiçbir ülkede henüz Sağlık Bakanlığı onayı alınmadığı için bu özellik şimdilik kapalı tutuluyor. Tüm saatler o donanıma sahip olmasına rağmen özellikle. Amerika'da EKG özelliği önümüzdeki haftalarda çıkacak ve bu özelliğin nasıl çalıştığını size göstereceğim. Ve de Türkiye'de olsanız bile bu özelliği nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgiler de vereceğim. Takipte kalın. Kasada bariz gözüken bir diğer özellik ise mikrofon ve hoparlörler. Mikrofon soldan sağa taşınıp hoparlörlerden uzaklaştırılmış ve daha büyük hoparlörler yerleştirilmiş. Bu sayede telefon ile konuştuğumuzda hem karşı tarafın sesini çok daha rahat duyabilmemizi sağlıyor, aynı zamanda karşı tarafa daha temiz bir ses iletimi sağlanıyor. Saati açıp telefonumla eşleştirmeyi, saatin ekranını telefonum kamerasıyla taratıp başlatıyorum. Series 3'teki ayarlarımı otomatik olarak tekrar geri yükleme seçeneğini tercih ettim. Bu sayede ayarlarım olduğu gibi aktarılmış oldu. Evet, kurulum tamamlandı ve gördüğünüz gibi ekrandaki büyüme saati gerçekten çok özel kılmış. Series 4 ile birlikte yeni watch face'ler de ortaya çıktı. Daha fazla ekran alanı, daha fazla özelliği ekrana eklemenizi sağlıyor. Bunlar hakkında daha detaylı bir video çekeceğim. Kısaca sadece birkaç özelliğe bakmak istiyorum. Kalp atış sensörü yeniden tasarlandığı için özellikle ona bakacağım. Kalp atışı uygulamasına girdiğimizde yeni bir özellikle karşılaşıyoruz. Artık Apple Watch sadece kalp atışımız yüksek olduğuna uyarı vermekle kalmayıp artık kalp ritminiz düştüğünde hassas bir şekilde ölçüp onun hakkında uyarı veriyor. Apple Watch'un diğer hoşuma giden özelliklerinden biri ise akıllı ev otomasyonu yönetimi.
HomeKit sayesinde evdeki akıllı ışıklarımı saatimden sesli veya dokunarak kontrol edebiliyorum. Aynı zamanda benim kodumu HomeKit kullanarak ben evden çıktığımda ışıklarımı kapatıp eve geldiğimde istediğim seviyede ayarlıyor. Bunun hakkında daha detaylı bir bilgi isterseniz yorumlara sorularınızı yazın. Akıllı ev sistemleri hakkında ayrı bir videoda sizin için çekebilirim. Evet arkadaşlar, bir kutu açılımının daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte Apple Watch Series 4'ün kutu açılımını yaptık. Unutmadan eğer Apple Watch Series 4 kazanmak istiyorsanız abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki video incelemesi olacak. Hoşça kalın.